Tonguç Dershane sunar. Yarın matematik sınavı var. Ne yapacaksın Tonguç abi? Çok korkuyorum hocam. Hayır hiç korkma. Süper bir şekilde senle beraber. Zaten yazılı provamızı mutlaka izlemişsindir. İzlemediysen mutlaka izle. Şimdi senle beraber Milli Eğitim Bakanları'nın verdiği konu soru dağılım tablosunu dikkate alarak ve aynı zamanda yepyeni yeni yayınladıkları örnek sorulara dikkat alarak çok güzel bir yazılı provasına ek video hazırladık senin için. Gerçekten de süper faydalı olacak. Çünkü tam da sınavda çıkabilecek örnek sorulara birebir benzer soruları seninle beraber çözeceğiz. Ve seninle beraber aslında sınava çok daha iyi yazılmış Çünkü sınavdaki hocalar da bu sorulardan soracağını bekliyoruz. Ve gerçekten de kazanımlara %100 uygun bir şekilde örnek sorular zaten hazırlandı. Ve biliyorsun, biliyorsun yazılı notlarımızdan çalışıyoruz. Yazılı notlarımızda hemen sana sayfalarını vermek istiyorum. Bunu zaten yazılı programımızda vermiştik ama Birinci yazılının konuları da çıkacağı için sayfa lütfen 42'den başlayıp Tonguç evladım benim sayfa burada 63'e kadar yapmanı bekliyorum. Gerçekten de çok faydalı olacak. Tekrarlarını buradan yapabilirsin ve tabii ki tüm dersler soru bankamızdan da Tonguç evladım benim yeni çıktı bu da kitabımız olarak ve burada da sayfa sayı, ya da test sayısını vermek istiyorum sana. Burada da Tonguç evladım benim e, test 10'a kadar yapmanı bekliyorum. Test 11'e kadar hatta yapmanı bekliyorum. Burada şuna dikkat edelim. Bugün yapacağımız sorular aslında sınavdaki soruların çok benzeri olacak. Dolayısıyla lütfen ama lütfen pür dikkat dinlemeye çalış. Kendin yapmaya çalış. Sonrasında benle beraber yapmaya çalışsın. Benim taktiklerimi anlarsan anlasan süper olur. Çok daha hızlı yaparsın. Gerçek sınavda diyoruz ve hemen ilk sorumuza başlıyoruz. 64 çarpı 2 üzeri 2, eksi 2 çarpı 3 üzeri 4 bölü 4 demiş. Şimdi 64 bölü üstü ifade gördüğümüz zaman 64 aslında 2'nin 6. kuvvetiydi. Veya 4 aslında 2'nin karesiydi. Bunları hatırlayacağız. Diyeceğiz ki 2'nin 6. kuvveti çarpı 2'nin eksi 2. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti bölü bu da 2'nin karesiydi Tonguç Eren. Hem sonra bu ikisi çarpılabiliyor. Tabanları aynı olduğu için üstler ne yapılırdı? Toplanır hocam. Harikasın toplanırdı. Dolayısıyla 2'nin bu ikisi toplanırsa dördüncü kuvvet ediyor. 6 ile eksi 2 toplanırsa çarpı... 3'ün 4. kuvveti bölü 2'nin 2. kuvveti diyorum. Şimdi burada diyorum ki bu ikisi taban aynı olduğu için üstler bölmede çıkartılır. Dolayısıyla 2'nin 2. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti haline geldi. Bu da zaten 4 kere 3'ün e, dördüncü 4. kuvveti 81'dir. 240, pardon, 324 şeklinde sonuca ulaşmış olduk diyoruz ve hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Kare köklü ifade sorusu tam kare ifade sorusu. Bakalım hemen. karekök 900 A demiş. Eksi kare kök 49 B demiş falan. Falan filan. Bunlar zaten tam kare 930'un karesidir Dolayısıyla A dediğimiz şey 30'dur aslında 49 neyin karesidir? 7'nin hocam Harika 7'nin ama başında eksi olduğu için Eksi 7'dir bu da aslında 256 16'nın karesidir Bu da e, 16 ymiş. zaten cevap bitti Çok basit Allah aşkına şöyle bakalım 30 artı eksi 7 artı 16 30 artı 16 46 46'dan 7 çıktığı zaman 39 cevabımıza ulaşmış oluyoruz Hemen yeni sorumuz çok hızlı yapıyoruz çünkü gerçekten de örnek sorularda bu kadar keko sorular vardı. Dolayısıyla bize de bunları çözüyoruz. İşlemin sonucu bulunuz demiş. 7 karekök 6, karekök 24, 3 karekök 96. Şimdi bu tamam ama bu tamam değil. Burada toplama çıkarma yapabilmek için bunu aslında 6 kere 4 diye yazmak gerekiyor. 4 dışarıya çıkınca 2 karekök 6 diye yazmak gerekiyor bunu. Bu da aynı şekilde 96 aslında 16 çarpı 6'dır aslında. Dolayısıyla... 3 dışarıdaydı. 16 dışarıya çıktığı zaman 4 diye çıkar 3 ile çarpışır 12 olur 4 kere 3 12 oluyor yani bu dışarıya 4 diye çıkıyor 3'ü görüyor çarpışıyorlar 12 oluyor ve içeride de 6 kalıyor o zaman demek ki bizim aradığımız şey 7 kare kök 6 eksi 2 kare kök 6 artı 12 kare kök 6 imiş 7 elmadan 2 elma çıktı 5 elma 12 elma daha 17 elma şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. 17 karekök 6. Karekök ifade çarpıldığında sonucu doğal sayı yapan çarpanlar. Bakalım hemen. Yukarıda verilen çarpma işlemi tablosuna göre boşluklara yazılması gereken sayılardan kaç tanesi bir doğal sayı eşit olur demiş. Böyle bir soru sormuş. Şimdi burada da hemen karekökün dışına çıkartabildiğim zaman kadar çıkartacağız. Bu 25 kere 2'dir. 25 kere 2 olduğu için 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kare kök 2'dir bu aslında. Bu da aynı şekilde 9 kere e, 9 kere e, 7'dir. Dolayısıyla 9 dışarıya çıkar. 3 kare kök 7 diye çıkar. Şimdi şimdi diyorum ki bu 5 kare kök 2'ymiş. Bu da 3 kare kök 7'ymiş. Şimdi kare aynı olan ifadeler çarpılırsa sonuç doğal sayı çıkar. Şimdi diyorum ki kare kök 2 ile burada kare kök 2 hangisi var? Bu. Bu ikisi çarpırsa istersen çarpalım 5 kere 4 20. Kare kökü 2 çarpı kare kökü 2. 20 çarpı 2 40 çıkar. Al sana e, doğal sayı ifade. Bununla başka bir şey olur mu? Olmaz. Bununla kare kök 7 ile bu olur. Çünkü bu ikisi çarpırsa 3 kere 7 21 çıkar. Gerçekten de kare kök 7 çarpı kare kök 7 7'dir. 3 kere 7 21'dir. Bununla da kare kökü 6'lı bir şey var mı burada? Bakıyorum. Yok. Ee, burada yok. Tamam. O zaman... İki tane cevabımız var. O da 40 ve 20. Kaç tanesi? İki tanesi şeklinde söyleyebiliriz. Ondalık kareköklere bakalım. 0.81. Onda birler yüzde birler. 81 bölü yüzdür karekök içinde artı. Onda birler yüzde birler. 625 bölü yüzdür ve bu 9'un karesi, bu 10'un karesi artı. Bu e, 25'in karesi bu 10'un karesi 34 bölü 10 çıkar ve cevabımız 3 tam onda 4 şeklinde bulunabilir diyorum. Ve yeni sorumuz. Bir otomotiv fabrikasında üretilen KLM marka toplam 240 aracın sayıca dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Süper. Bu araçların yüzde kaçının satıldığı ise sütün grafiğinde gösterilmiştir. Tamam süper. Buna göre KLM marka araçlarının toplam kaç tanesi satılamamıştır demiş bize. Şimdi biz satılamayanlarla uğraşıyoruz. Bir kere 240 tane araç varsa burası 90 derece, bu 120 derece, 210 derece, burası da 150 derece kalıyor. Şimdi bunların e, kaç tane olduğunu hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız? Şimdi bir kere 240 aracın dörtte biri yani bu dörtte bir çeyrek aslında yani 60 tanesi... ...K'ymiş. 60 tane K aracı varmış. Neden? Çünkü 240 aracın... ...dörtte biri. Yani bir daire çizdiğim zaman... ...şöyle çeyreğini gösterelim. Ama bu dörtte biridir. Çeyrek ekmek gibi. Dolayısıyla... ...bu 60 tanedir. 60 tane K aracı varmış. Şimdi burası da aslında... 360'ın 3'te biridir aslında burası da. Çünkü 120 ile 360 arasındaki orantı 3'te biridir. O zaman 240'ın da üçte biri. Yani 80 tane araç da L aracıymış. E toplam 140 ve buraya da o zaman 100 tane M aracı kalır. Dolayısıyla bunların da yüzde kaçının sattığı verilmiş burada. Yüzde kaçının satış yüzdesi verilmiş. O zaman geriye kalan da satılmamıştır. Mesela K araçlarının yüzde 50'si satıldıysa... 30 tane satılmış, 30 tanesi satılmamıştır. Biz bunu arıyoruz. L aracının %40'ı satılıysa %60'ı satılmamıştır. O zaman 80'in %60'ı nedir? 80'in %60'ı nedir diye bulduğumuz zaman aslında satılmayanları bulmuş oluyoruz. Bunlar sadeleşti bunlar. Bunlar sadeleşti. Alt kısık 48 tanesi de satılmamış L araçlarında. M araçlarından kaç tane satılmamış bakıyoruz? %80'i satılmış. O zaman %20'si satılmamıştır. 100'ün %20'si nedir dediğimiz zaman Zaten 100'ün %20'si 20 tanedir. O zaman bu kadar satılmamış. Kaç tanesi satılmamıştır? M'den 20 tane, L'den 48 tane, K'den de 30 tane toplam 98 tane araç satılmamıştır diyoruz. Mehtap'ın kalemliğinde renkleri dışında özdeş, kırmızı, mavi ve siyah renkli toplam 80 tane kalem vardır demiş. Bu kalemlerin dörtte biri kırmızı, 30 tanesi siyah, geri yakanlar ise mavi renklidir demiş. Mehtap kalemliğinden rastgele bir kalem alıyor ve bu kalemin hangi renk olma olasılığı en azdır demiş. Şimdi bir kere toplam 80 tane kalem vardı. Bu kalemlerin dörtte biri kırmızı yani 20 tanesi kırmızıydı. 30 tane siyah vardı o zaman kırmızı siyah ve mavi diyelim. Burada 20 tane kırmızı 30 tane siyah ve mavi de o zaman toplam 50 bu ikisi buraya da 30 tane kalıyor. Şimdi diyor ki hangi renk olma olasılığı bir tane kalem seçecekse daha fazla en azdır demiş. Hangisi en azdır sence Allah aşkına? Kırmızı siyah mavi. Kırmızı hocam. Harikasın. Kırmızı neden kırmızı? Çünkü 20 tane var diğerlerinin 30 tane var. Hangi renk olma olasılıkları birbirine eşittir? Siyah ve mavi olma olasılıkları birbirine eşittir. Çünkü ikisinden de aynı eşit sayıda var diyoruz. Görselde üzerinde gerçek sayıların yazılı olduğu toplar verilmiştir. Belirlen rasyonel ve irrasyonalları bir, bir belirleyip uygun kutucu eşitleyiniz demiş. Hemen karekök 81 kaçtır? 9 hocam. Harika 9 zaten bu. Bu nedir? Bu 50 de 25 çarpı giden 5 karekök 2'dir. 1 tam 10'da 7 devirli. Bu da pi sayısı. Bu da eksi karekök. Şimdi bir kere bu bir rasyonel sayı karekök 81 çünkü 9'dur aslında bu. Peki karekök 51 irrasyonel sayı çünkü karekökün dışına çıkamıyor kusura bakma bak burada kaldı. bir tam onda 7 devirli bir rasyonel sayıdır çünkü bunu ben istersem e, ras, e, rasyonel sayı şeklinde yani bir şey bölü bir şey şeklinde hatta 17 eksi 1 bölü 9 şeklinde 16 bölü 9 şeklinde yazabiliyorum bak. Buraya bakıyorum pi irrasyoneldir. Bu da eksi karekök 5'te bunlar karekökün dışına çıkamazlar. O yüzden buraya yazılır bunlar diyoruz. Diğerleri de böyle rasyonel şeklinde yazılır. Zaten bu 9'dur zaten diyebiliriz. Melisa, Ebrar ve Hande'nin son 3 voleybol maçında attıkları sayılar sütün grafiğinde gösterilmiştir demiş. Bu son 3 maçta en fazla sayı atan sporcu kaç sayı atmıştır demiş. Bir kere sütün grafiğini okuma sorusu. Bir kere birinci maçta Melisa 8 tane, ikinci maçta Melisa ...12 tane, 3. maçta Melisa 6 tane şey atmış, e, skor yapmış... ...ve bunlar dikkat edelim, apartman yöntemini yapıyorum... ...bu 8'e denk geliyor, 8. kat, 12. kat, 6. kat... ...o zaman en fazla sayı atan sporcu kaç sayı atmıştır? Bu arkadaşımız toplamda Melisa 26 sayı atmış, devam ediyorum... ...Ebrar 8, 8, 8, hepsine 8 atmış, 24 sayı atmış... E, ...bu arkadaşımız Hande de burada 4, burada 10, burada 10... Toplamda 24 tane sayı atmış. En fazla sayı atan tabii ki Melisa'dır diyorum ve hemen yeni sorumuza geçiyorum. Yanda verilen kutuda renkleri dışında özdeş 9 adet bilye bulunmaktadır. Bu bilyelerden 4'ü sarı, 5'i kırmızı. Tamam süper. Bu kutuya kutunun içindeki bilyelerle özdeş 3 bilye daha ekleniyormuş. Tamam. Kutudan rastgele çekilen bir bilyenin sarı olma olasılığı ile kırmızı olma olasılığı birbirine eşit olmaya başlamış. Şimdi normalde dikkat ederim. 4'ü sarı, 5'i kırmızı ise kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Sarı olma olasılığı daha azdır. Ama 3 bilye daha eklendiğinde eşit oluyormuş. Şimdi 9 artı 3 toplamda 12 bilye olacak. Ve eşit olabilmesi için 6 sarı, 6 kırmızı olması gerekiyor. Bu kesin. Şimdi diyor ki bize bu kutuya eklenen bilyenin renklerinin sayılarını yazınız demiş. Şimdi ben elimde en başta ne vardı? 4 sarı vardı. 5 kırmızı vardı. Demek ki... Bu sonradan eklenen 3 tane buradan buraya geldiyse bu olay burada eklenen 3 tane bilye 2 tane sarı 1 tane kırmızı bu 3 bilye olmak zorunda 2 sarı 1 kırmızı bilye olmak zorunda diyorum ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Bir kutuda renkleri dışında özdeş turuncu mor yeşil renkli toplam 30 kart varmış. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın turuncu renkli olma olasılığı 1 bölü 6 yeşil renkli olma olasılığı 7 bölü 10'muş. Hmm. Buna göre kutuda kaç tane mor renkli kart vardı demiş bize. Şimdi 30 kart varmış. O zaman diyoruz ki turuncu istenen şey turuncu bölü. Tüm kartlar 30 eşittir 1 bölü 6 imiş. E, kardeşim yani olasılığını ver, 5 ile genişletsen bu 5 bölü 30 olmaz mı? O zaman kardeşim sen turuncu 5 tane yokmuşsun. Var be, Turuncunun 5 tane olduğunu öğrendik. Tamam süper. Turuncu 5 tane. Peki bundan 5 tane varmış. Şimdi diyoruz ki diğerine bakalım. Mavi, pardon yeşilmiş özür dilerim yeşil bölü 30 eşittir 7 bölü 10 çıkıyormuş yeşil renkte olmasıydı. E bunu da 3 ile genişletirsem 21 bölü 30 olur ve bu yeşilin 21 olduğunu bulabilirim. O zaman bu da 21 taneymiş. Şimdi devam ediyorum ee, turuncu mor ve yeşil vardı ve 30 tane vardı. E bu bu 5 tane ise bu 21 tane ise toplamda 26. Buna da 4 tane kalıyor. Çünkü toplamda 30 tane kart vardı. Kaç tane mor renkli kart vardır? 4 tane cevabımızı bulmuş olduk. Şimdi geldik EBOB Ekok sorusuna. Az bir senaryoda çıkacak ama yine bakalım. Görselde verilen yolun bir kenarına 4 metre alıklarla bir kenarına da diğer kenarına da 6 metre alıklarla Başına ve sonuna da olmak şartıyla aydınlatma direkleri yapılmıştır. Yolun uzunluğu 180 metreden fazla olduğu bilindiğine göre koşulu da vermiş. Aydınlatma direklerinin sayısı en az kaçtır demiş. Bir kere bunları 4 4 4 4 4 6 6 6 döşeceğiz ve eşit uzunlukta bir yol edecek. Dolayısıyla 4 ile 6'nın ekokunu alırım. 2'ye böldüm 2 3 2'ye böldüm 1 3 3'e ee, e böldüm 1. 2 kere 2 4 4 kere 3 12. 12 metredir aslında bunların ekoku. Şimdi 12 metrelik bir yol olabilir aslında bu yolun uzunluğunu arıyorsak ama kardeşim demiş ki 180 metreden fazla olduğuna göre demiş. O zaman 12'nin katlarını alıyorum. 12'nin 10 katını alırsam 120 çıkar hala yerleşemedik. 12'nin 15 katını alırsam 180 çıkar 180'den fazla demiş. 12'nin o zaman 16 katını alayım. 192 metre olabilir bu yol en az en az en az 192 metre olabilir. Peki diyor ki bize aydınlatma direklerin sayısı kaç olur diyor. Burası 192 metre, burası da 192 metre. 192 metreye kaç tane direk dikilir? Hemen bakıyoruz. 192'yi dörde bölüyoruz. Ama bir de bir de aralıkları bulduktan sonra, bak mesela burada iki tane var neyse. 192'yi dörde böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 48. 48 artı bir de 49 ediyor. Bu nasıl yaptım hemen anlatıyorum. Şimdi burada iki aralık var. Ama kaç tane direk var Tonguç Helal'in benim? Üç direk hocam. Harikasın. Üç direk var. Dolayısıyla iki aralık olunca üç direk oluyor. Mesela e, bir tane daha olsun mesela. Üç tane aralık olunca, üç tane dört metre olunca dört tane direk. Yani bir fazlası. O yüzden bir fazlasını alıyorum. 192'yi altıya bölüyorum. Bir de bir fazlasını alıyorum. Çünkü sondaki direği de saymak zorundayım. 32 artı birden de 33 tane direk oluyor. Ve toplamda... 49 artı 33'ten de Tonguç Evladım benim 82 tane direk sayısı çıkmış oluyor. Ve yeni sorumuz Aşağıdaki dikdörtgen şeklinde 3 şeridin uzun kenarlarının uzunlukları verilmiştir. Bu şeritler daha sonra karekök 2 santimetrelik kısımları üst üste gelecek şekilde birleştiriliyor. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi çok basit bir soru aslında bu korkutucu gibi gözükse de karekök 128 aslında 64 çarpı 2'dir. Ve bu 8 karekök 2'dir. Bu 36 çarpı 2'dir. Bu da 6 karekök 2'dir. Bu 81 çarpı 2'dir. Bu da 9 karekök 2'dir. O zaman bu 8 elma, 6 elma ve 9 elma. Ve bunları üst üste yan yana getirdiğimiz zaman aslında 8 karekök 2 artı 6 karekök 2 artı 9 karekök 2'lik bir çubuk oluşması gerekiyorken arkadaşlar Karakök ikilik kısımlarını üst üste getirmişler. O zaman buradan bir karekök 2 eksilmiş. Buradan da bir karekök 2 eksilmiş. Dolayısıyla 8 artı 6 14 artı 9 23 tane elma olacakken bunlar üst üste geldiği için bunlar azalmış kesişim kümesi gibi azalmışlar. 23'ten de 2 tane elma çıkınca 21 tane karekök 2 kalıyor aslında cevabımız olarak. Ve son sorumuz artık. Artık bu sorudan sonra bitiriyoruz. Kutlarda yazan sayılara dairelerdeki işlemler yapılıyor demiş. A bölü B kaçtı demiş. Şimdi diyorum ki bu ikisini hemen şöyle bir karekök etmiş ki gördüğüm anda 36 çarpı 2'dir. 6 kare kök 2'dir bu. Bu 9 kere 2'dir. 3 karekök 2'dir. Şimdi bunları çarp diyor. 6 kere 5 30. Karekök 3 çarpı kare kök 2 karekök kök 6'dır. Ee, 3 kere 2 6. 6 karekök 2'dir. Şimdi diyor ki bunu buna böl diyor. 30 karekök 6'yı bölü 6 karekök 2'ye bölüyorum. 36'ya böleriz 5. Karekök 6 karekök 2 3. 5 karekök 3 cevabına ulaşmış olduk diyoruz. Ve hepinize yazılıda başarılar süper hızlı süper bir şekilde sizinle beraber bütün soruların üzerinden geçtik. Örnek soruların hepsinin benzerliğini çözdük. Anlayamadığınız soru olursa lütfen yorumlara yazın. Hadi bakalım o zaman şimdiden sınavınızda başarılar. Görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.